Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 34. dersiyle birlikteyiz. Dizilere devam edeceğiz. Hemen ilk önce dizilere devam etmeden önce size şöyle bir hatırlatma da yapmak istiyorum tabii ki de ama. Şöyle. Bunları düzen ve nizamlı bir şekilde yazmak için şöyle yapmanız bence daha mantıklı olur. Kod yazımı için okunulurluğu her zaman arttırmak gerek. Son kısımda artık virgül bırakılmaz. Şu şekilde dizimiz güzel bir şekilde yazılır. Tabii dediğimiz gibi bunu bir... Neyse bunu birazdan anlatırım. Sıkıntı yok. Şurada geçen ders yaptığımız işlemler vardı. Şu fonksiyon. Neyse kalsın şu fonksiyon. Devam edelim. Şimdi yüksek indeksli veriler eklemek için bir arayda tanımlanmamış delikler oluşturabilir. Yani burada deliklerden bahsetmiştik. Ne demek istiyoruz? Şimdi mesela geldiniz dediniz ki length kaç tane var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Geldiniz ki 9'a kadar olmasına rağmen siz diğer indeks numaralarını atladınız. 10, 11'i atladınız. 12'ye geldiniz ve dediniz ki MS SQL. Şimdi bakalım bu nasıl çalışacak. Hemen geliyorum. Şurada var text ve i değişkenlerini oluşturuyorum. Bir döngü oluşturacağım. For i eşittir sıfırdan i küçüktür length nokta length. Uzunluk sürekli arttıracağız. Niçin i'yi kullanıyor? Ben size geçen derslerde söyledim. Zaten increment arttırma kelimesinin kısaltmışıdır. i bu yüzden İngilizler i'yi kullanıyor. Yazılımcılarda da bir alışkanlık haline gelmiş i kullanımı. Yoksa i değişkenini kullanmak zorunda değilsiniz. İngilizce arttırma kelimesinin ilk harfi olduğu için i alışkanlık haline gelmiş. Hemen text diyorum. Artı eşittir. Length i bir alt satıra inmesi için bir break atabiliriz. Evet, başta undefined var. Sıfır nerede? İlk teksti boş şeye almayı unutmuşum. Evet, ben de diyorum bu niçin böyle oldu? Burada text değişkenimi ilk önce bir boşluğa eşitlemem gerekiyordu. Tamam. Şimdi bakın geldi. Bakın iki tane undefined tanımsız değer var. Sonra MS SQL var. Bakın bu 9. indis. 10 ve 11. indis numarasını biz atladık. Ve dizin numarası olarak 12'den başladık. Gördünüz mü? İki tane delik oluştu. Büyük rakamlarla çalışıyorsanız, çok büyük rakamlarla, çok büyük indeksli rakamlarla, burada dediği gibi tanımlanmamış yani undefined dediğimiz delikler oluşabilir. Şöyle. Gerçekten bu dizilerde bir sorundur. Bu yüzden eğer kullanmadığınız diziler varsa onları sildikten sonra dizilere ekleme yapmanızı öneririm. Ama tabii yine gözden kaçacaktır. Bu tür delikler oluşacaktır. Şimdi JavaScript'te new array kullanmaya gerek yok. Yani diyor ki gelip de kardeşim sen şöyle göstereyim size. Şöyle array nesnesini oluşturmana gerek yok diyor. Bu daha yeterli diyor bu. Yukarıda kullandığımız. Çünkü diyor bu new array ile kullanırsanız bu kötü bir kullanımdır. Bunu önermiyoruz diyor. En iyi kullanım diyor sadece köşeli parantezi kullanmanız. Diyor ki şunu önermiyoruz diyor. Çoğu yazılımcı şu soruyu soruyor diyor. Bir değişkenin bir array olup olmadığını nasıl anlarım? Sorun şu ki JavaScript operatörü type'ı array'lerde object'i döndürür. Geçen ders size söylemiştim. Şuraya length yazıyorsunuz. Tamam doğru. Ama fakat buraya type of yazarsanız object dönecektir. Nesne dönecektir. Çünkü array'ler birer nesnedir. Peki bunun array olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için solution dediğimiz yani çözüm demek solution Türkçesi. Sorunun için iki çözüm yolu var. Bunun biri bu sorunu çözmek için ECMAScript 5 yeni bir array.isArray metodu tanımlamakta. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Diyor ki
Tabii burada size şunu hatırlatayım. ECMAScript 5 2009'da piyasaya sürüldü. JavaScript'in standartını belirtiyor ECMAScript. Yani sürümüdür aslında JavaScript'in. Bu standartı sağlayan sürümler yenileniyor. Şu anda ECMAScript 6 zaten var. Ben de ileri seviye JavaScript eğitim setimde zaten ECMAScript 6 versiyonunu size göstermeye çalıştım. Hemen bakalım. Ne diyoruz? Array nokta is array. Hemen geliyor. Diyor ki bunu kullanarak bunun bir array mi değil mi bunu öğrenebilirsin diyor. Bakalım. Bakın true döndürdü. Yani bu bir array dedi. False dönseydi bu bir array değil anlamına geliyordu. Zaten bunu anlamış olmanız gerek. True bir şeyi onaylamak, false o şeyi onaylamamaktır. 0-1. Mantık çok açık. Fakat diyor bu çözümle ilgili bir sorunumuz var diyor. Eski tarayıcılarda yani ECMAScript 5'i desteklemeyen tarayıcıların varlığı bu sorunu oluşturabilir. Yani bizim kullanıcımız sizin yaptığınız siteye giren kullanıcı çok eski bir versiyon tarayıcı kullanıyorsa bu kesinlikle işe yaramayacaktır. Çünkü ECMAScript 5 sürümünün altında bir tarayıcı kullanıyorsa bunu çalıştırmayacaktır. O halde ne yapacağız? İkinci çözümümüz ne? Bu sorunu çözmek için kendi isArray fonksiyonunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece nesne prototipi array kelimesini içeriyorsa true döndürür, içermiyorsa false döndürür. Bir de instance of yöntemi var. İlk önce hemen hızlıca instance of daha kolay olduğu için onu göstereyim. Bakın length diyorum. Instance of array. Bakın şuradaki E harfini büyük yazdığıma dikkat edin. Array'in E'si. Bakalım true döndürecek mi? Evet, true döndürdü. Yani bu bir dizidir diyor. Instance normalde günlük İngilizce'de örnek demek zaten. Bu bir dizi örneği midir diyor. Soru soruyor. True döndürürse evet, false döndürürse hayır. Şimdi ben kendi fonksiyonumu yazmak istiyorum diyelim. Hemen geliyorum. Diyorum ki function isArray. Kendi isArray fonksiyonumu oluşturacağım. Ve burada bir parametre gireyim. isHave var mı? Böyle bir şey oluşturuyorum kendimce. Bu bir parametre. İstediğinizi verebilirsiniz. Şuradaki fonksiyon ismine de istediğiniz şeyi verebilirsiniz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Return diyorum. Geçip geçmediğini nasıl kontrol edeceğiz? Bakın. Eksi birden büyükse geçiyor demektir. O zaman true döndürecek bu. Geçmiyorsa false gönderecek. Eksi birden büyük değilse, eksi bire eşitse kesinlikle false döndürecek ve bunun bir array olmadığı ortaya çıkacak. isArray. Bak kendi fonksiyonumu çağırıyorum. Eksi 1 diyor ki böyle bir şey geçmiyor diyor. Evet, bir yerde hata yapmış olmalıyız. Evet, hatayı şurada yapmışız bakın. Parantezi unutmuşum. Diyor ki yine hata yaptın diyor. Hatayı nerede yaptık? Hatayı şurada yaptık. Evet, gördüğünüz üzere true döndürdü. Yani dedi ki bu bir dizidir dedi. Bunun bir dizi olup olmadığını şuradaki arama işlemiyle gerçekleştiriyorum. Bunu not alabilirsiniz. Evet, dizi olmasaydı false döndürecekti. Mesela dizi olmayan bir şeyler verelim. Var x eşittir 7 diyorum. Hemen şurada x is array x diyelim. Bakın false döndü. Yani diyor ki kardeşim bu bir normal değişken, bu bir dizi değil diyor. Bakın nasıl doğru çalıştığını da görmenizi istedim. JavaScript array'lerin gücü array fonksiyonlarında yatmakta. Tamam. JavaScript metodu toString bir array'i virgülle ayrılmış array değerlerine döndürür. Şimdi bakın. Şunu sileyim. Normalde length dediğinizde bakın dizim virgülle ayrılmış bir şekilde default olarak geliyor.
Normalde default olduğu için toString'i kullanmadım. Yoksa toString'i kullanmak aynı işlemi sağlıyor. Bakın, elemanlar arasında virgül atıyor. Ama zaten default olan zaten toString ile aynı olduğu için toString yazmaya gerek duymuyorduk. Fakat toString'den daha güçlü olan bir şey var. O da join. Join İngilizce'de katılmak. Mesela İngilizce film izliyorsanız ve İngilizceniz iyi değilse orada sürekli join us, join us, bize katıl falan diyor. Join katılmak demek. Join metodu ayrıca tüm array öğelerini bir array'e katar. Bakın, toString gibi davranır. Bunu ek olarak ayırıcı işareti belirtebilirsiniz. Diyor ki toString gibi şuradaki array'lerimi birleştirip yan yana yazdırabilir. Fakat farkı var. Bakalım farkı neymiş? Farkı benim virgülle ayrılmak istemediğim zaman başka bir şeyle ayırmama imkan sağlaması. Mesela ben geliyorum burada. Diyorum ki tire ile ayır. Normal ayırma tire ile ayır diyorum. Bakın tire ile ayırdı. Hatta şurada iki tane daha tire bırakayım. Gördünüz mü? Tire ile değil slash ile ayır. Slash slash. Gördünüz mü? Çift slashlarla birbirinden ayırdım. Join'in farkı toString'den. Ben burada bu dizimin elemanlarının nasıl birbirinden ayıracağımı da belirtebilirim. Bu da aklınızda kalsın. Array'ler ile çalışırken öğeleri kaldırmak ve yeni öğeler eklemek kolaydır. Şimdi pop metodu bir array'den son öğeyi kaldırır. Bakalım son öğeyi kaldıracak mı? Şimdi ilk önce yazdırıyorum. Nereye? Result değişkenime. Daha sonra burada bir result 2 de oluşturalım. Sonucu göstermek için. Result 2. Ne yapıyor pop? Pop metodu bir array'in son öğesini kaldırıyor. Bakın son öğesini. Son öğemiz ne? CSS 3. Bakalım kaldıracak mı? Gördüğünüz gibi burada CSS 3 varken burada CSS 3 yok. Gerçekten kaldırdı. Peki bu ne hangi değeri döndürüyor bir ona bakalım. Çünkü burada ne demişiz? Pop metodu çıkarılan değeri, bakın değeri geri döndürür diyoruz. Hakikaten değeri geri döndürüyor mu? Bir bakalım. Alert ile ekrana basalım. Bakalım gerçekten çıkardığı değeri bize geri veriyor mu, döndürüyor mu? Bakın CSS 3'ü çıkardığını söylüyor. Görüyor musunuz? Başarılı bir şekilde bu değeri bize döndürüyor. Yani burada pop aslında bize çıkardığı değeri de söylerken son değeri çıkarıp yeniden basılıyor. Yani dizden bir şeyler çıkarmak istediğinizde pop metodunu kullanın. Push metodu, push itmek demek. İngilizce'de zorlamak demek. Şimdi iti, ama yazılım dilinde tabii bir ekleme manası da var tabii teknik bir terim olarak. Push metodu bir araya yeni bir öğe ekler. Tabii sonunu ekliyor. Buna dikkat edin. Bakın sonunu ekliyor. Hemen ekleyelim. Şimdilik bize alert mesajı vermesin. Bakın CSS 3'e Cold Fusion'u ekledik. Bunu nasıl yaptık? Push metoduyla. Bakalım push metodu ne değeri döndürüyor? Onu da bir gözlemleyelim. 11 dedi bakın. Neden 11 dedi? Çünkü eklenen değeri göstermez. İndeks numarasını yani dizin değerini döndürür. Bakın push pop'tan farklı olarak pop çıkarılan değeri geri döndürüyorken push değeri döndürmüyor. Array uzunluğunu döndürür bakın. Array'in uzunluğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.'si ne? Cold Fusion. 11 değerini döndürdü. Yani bize dizimizin uzunluğunu döndürüyor push. Bir de shift metodu var. Shift ilk array öğesini kaldırıyor ve diğer tüm öğeleri sola kaydırıyor. Ne demek? Bakın şu ilk PHP'yi kaldıracak, diğerlerinin hepsini sola kaydıracak. Bir tane sola kaydıracak. Nedir shift? Shift İngilizce'de yön değiştirmek, değiştirmek, değişmek, vites değiştirmek gibi anlamlarına gelir. Burada da yön değiştirme anlamını kullanacağız. Hemen geliyorum ve shift diyorum. Bakın PHP'yi kaldırdı. Gördünüz mü? İlk öğeyi kaldırdı. Diğerlerinin hepsini sola kaydırdı. Shift'in de görevi bu. Bakalım shift neyi döndürüyor geriye?
Bakın x değişkenimi atadım ve bunu göstereceğim birazdan ekrandan. Bakalım. Bakın PHP yazıyor. Yani bu da pop metodu gibi çıkarılan değeri döndürüyor. Anladınız mı? Çıkarılan değer neydi? İlk değer olan PHP'ydi. Ve bunu bize geri döndürüyor. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders array'lere devam edeceğiz.